Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Pek muhterem arkadaşlar, ihsan yolculuğu olarak tasavvuf nedir ne değildir? Seminerler silsilesinde Allah dostlarının, ariflerimizin, mürşitlerimizin, etrafındaki talebelerini, müritlerini nasıl yetiştirdiklerine dair usulleri üzerinde konuşuyoruz. Ve şu başlık devam ediyor. Öncelikle onlar insan ile Allah arasında perde olan, engel olan hususları ortadan kaldırmayı başa alıyorlar. Onu önemsiyorlar. Demiştik ve bununla ilgili de dünya ve ahirete doğru bir bakış kazandırmayı bu başlık altında işledik. Nefsin arzularını, bedenin isteklerini sınırlandırmak diye de bir başka konuya işaret ettik. Bugün inşallah zulmani ve nurani perdeleri aradan kaldırma anlamında onların telkinlerine, nasihatlerine dikkat çekmiş olacağız. Normalde Allah kuluna kulundan daha yakın demiştik, değil mi? وَنَحْمُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Cenab-ı Hak kuluna çok yakın. وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ Şunu bilmiş olun ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Ayet-i Kerime'de böyle buyuruyor. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ Siz nerede olursanız olun, o Allah sizinle beraberdir. Allah Celle Celaluhu'ya gizli hiçbir şey yok. Allah gizliyi de bilir, açığı da bilir. عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Allah şu sadırlarımızın neler gizlediğini çok iyi bilir. Ve böylesine bir yakın bir Rabbimiz var. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ Kullarım beni sana soruyorlar. Onlara de ki ben onlara çok yakınım. Dua edenin duasına icabet ederim buyuruyor. Durum bu kadar. Açıktayken, yakınken Rabbimiz bize ama kul ondan gafil olabiliyor. Rabbimiz kendisinde uyku ve uyuklamak diye bir şey de ona gelmiyor. لَا تَأْخُذُهُ سِنَةُ وَلَا نَوْمُ Yani Cenab-ı Hakk'ın istirahatı da ihtiyacı yok. Uyuklama da onunla oluşmuyor. Onda asla gaflet olmaz. Kullarından asla gafil değildir. Fakat kul yani insan beşeri vasıfları icabı, meşguliyetleri icabı daha başka perdeler sebebiyle Allah'tan mahcup oluyor. Yani perdeleniyor, hicaplanıyor. Normal şartlar altında zaten eğer bir insan Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu, kendisini görüp durduğunu, kendisini işittiğini, bunu sürekli hatırlayacak olsa zaten ona başka bir terbiyeciye ihtiyaç yok. Mürebbiye ihtiyaç yok, mürşide ihtiyaç yok. O zaten kendine çeki düzen verir. Allah'ın ona yüklediği bir takım istidat, kabiliyetler var çünkü. İşte akletme, idrak etme, basiret, firaset dediğimiz haller var. Dolayısıyla başka bir terbiyeciye ihtiyacı olmaz insanın. Zaten Allah dostları da insanı Rabbül Alemin olan Allah en iyi terbiye eder. Ondan daha iyi terbiye edici hiçbir şey yok. Hiçbir varlık, hiçbir mürebbi olamaz. Buna inandıkları için. Kulu Rabbinin huzurunda olduğu şuuruyla buluşturmak istiyorlar. Bütün hedef bu. Bütün hedef aslında manevi terbiyenin, mürşitlerin, ariflerin bütün hedefi
insanın Allah'ın huzurunda bir hayat sürdüğünü fark etmesi. Buna huzur hali deniyor. Huzur hali. Huzur halini korumak diyorlar. Huzur halini korumak, daima huzurda olduğunu fark etmek, hissetmek demek. Bir konuyla ilgili anekdot anlatayım. Muhammed Nurul Arap diye bir Melami büyüklerinden bir zat var. Melami tarikatının büyüklerinden. Seyyid Nurul Arap diye bilinir. Bu zat hakkında diyorlar ki bu zat cüz'i iradeyi kabul etmiyormuş diye bir konuşma geçiyor. Ulema arasında geçiyor bu bir de. Aleyhinde konuşuyorlar. Diyorlar ki bu zat cebri, yani cebriye mezhebine meyyanmış diyerek adeta. Padişahın da kulağına gidiyor bu. Duyuyor yani. Onun böyle bir durumda olduğuna dair işte ortada dolaşan sözler ona da gidiyor. Padişahın huzurunda eskiden huzur dersleri diye bir ders yapılırmış İstanbul'da. Efendim, alimler toplanır, meşhur alimler, dönemin alimleri. Efendim, padişahın huzurunda Kadı Beydavi tefsirini okurlar ki tefsir de yüksek bir seviyedir. Padişah da kafes arkasından onları dinler. Yani böyle bir kafes var. Onlarla aynı yerde oturmuyor. Alimler müzakere ediyorlar, tartışmalar yapıyorlar. Ayetlerle ilgili değişik manalar üzerinde efendim görüş beyan ediyorlar. Padişah da kafesin arkasından dinliyor. Buna huzur dersleri denir. Padişah diyor ki bir gün diyor Muhammed Nurul Arap Hazretlerini de bir çağırın bakalım diyor. Görelim hakikaten cüz'i iradeyi kabul etmiyor mu? Yani cebri mezhebine mi mensup? Görelim diyor. Şimdi davet ediyorlar efendim diyorlar. Ferman padişahımızındır. Sizleri de huzur derslerine davet ediyorlar diye haber gönderiyorlar. O insanlar da tabii firasetli, basiretli insanlar. Durumu fark ediyor muhtemelen. Hay hay diyor, inşallah gelelim diyor. Ve huzur dersine katılıyor. O huzur dersinde alimler bilerek bu cüz'i irade ile ilgili bir meseleyi efendim rastlatıyorlar. Yani o ders ona rastlıyor. İşte yehdillahu yudillü men yeşâ ve yehdi men yeşâ. Allah dilediğine hidayet verir, dilediğini saptırır anlamında bir ayet. Tabii o ayetin izahı çok çeşitli. Şimdi sıradan başlıyorlar. Evet Ahmet Efendi söyle bakalım. Bu ayetin tefsiri hakkında neler söylenebilir? Mehmet Efendi, Hüseyin Efendi derken sıra şeye geliyor. Muhammed Nurul Arap Hazretlerine geliyor. Efendim siz ne buyurursunuz konuyla ilgili diyorlar. Zaten maksat da o. Şimdi o zat diyor ki bakın Hoca Efendiler diyor. Ben diyor yolda gelirken diyor çok rahattım diyor. İstediğim yerde oturdum. İstediğim yerde dinlendim. Ayağımı uzattım diyor. Hani kendi isteğimle ne istediysem yaparak geldim buraya diyor. Ama diyor burada otururken diyor rahat oturamıyorum şimdi diyor. Dizüstü oturuyorum diyor. Ve diyor mesela burnum kaşınsa burnumu kaşıyamıyorum. Neyse kulağımı kaşıyamıyorum. Neden diyor? Çünkü diyor biliyorum ki kafesin arkasında padişahımız oturuyor. Şimdi diyor benim burada iradem var mı diyor. İstediğim gibi hareket edebiliyor muyum diyor. Edemiyorum. Niye? Padişahın huzurundayım ve padişahın huzurunda edeple oturmam gerekiyor. Ve kendimi diyor bu çerçevede tutuyorum. Tam özgür müyüm burada diyor. Tam özgür değilim. İşte diyor ben diyor irade yoktur dediysen huzurda irade olmaz dedim diyor. Yani ne demek?
Hakk'ın huzurunda olan kişi hep onun iradesi çerçevesinde hareket eder. Hep o ne isterse onu yapar. O kendi kendine iş yapmaz, yapamaz. Benim dediğim budur diyor. Gerçekten güzel bir izah tabii. Ha, demek ki aslında arkadaşlar ariflerimiz, mürşitlerimiz manevi terbiye sürecinde insanı getirmek istedikleri nokta tam da burası. Şimdi bir insan düşünün ki her an Hakk'ın huzurunda olduğunu tam iman ediyor Allah'a. Allah vardır, birdir. O bizi her an görüyor, her söylediğimizi işitiyor. Kalbimizden geçen düşüncelere muttali. Ve Cenab-ı Hakk'ın da bizden istediği bir takım vazifeler var değil mi? İbadetler var, salih ameller var, yapmayın dediği yasaklar var. Şimdi daima Hakk'ın huzurunda olduğunu bilen adam ne yapar? Dört dörtlük Allah'ın muradına teslim olur. O kişi kendi cüz'i iradesini, kendi arzularını bir kenara bırakır adeta. O arzuları Allah'ın iradesine uydurur. Şimdi böyle olunca da zaten Allah'ın istediği güzel bir kul, Allah'ın razı olduğu güzel bir kul, edepli bir kul, nezaketli bir kul, kimseyi incitmeyen bir kul olur. Şimdi arifler işte insanla Allah arasındaki perdeleri, yani gaflet oluşturan perdeleri öyle diyelim. Gaflet oluşturan perdeleri açarak adeta kulu Allah'la beraberlik şuuruna eriştiriyorlar ve böylece eğitmeye çalışıyorlar. Bu perdeleri ikiye ayırıyorlar arkadaşlar. İki tür perde vardır diyorlar. Bir, zulmani perdeler. Zulmani perdeler. İki, nurani perdeler. Bir zulmani perdeler var. Bir de nurani perdeler var. Zulmani ne? Zulmet ne demek? Zulmet karanlık demek. Karanlık perdeler. Koyu perdeler değil. Bir de böyle hafif işte şeffaf perdeler diyelim. Ama perde neticede o da perde. Peki zulmani perdeler ile neyi kastediyorlar? Ona birazdan işaret edeceğim. Ama Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak bu zulmat kelimesini ifade eder ayetlerde. Mesela Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nur. Allah iman edenlerin dostudur. O onları zulümattan nura çıkarır. Zulmat karanlıklardan demek. Karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Huvellezî yusallî aleykum ve melâiketuhu liyuhricekum minezzulümati ilen nur. Bakınız ayetlerde bu var. Yani o öyle Allah ki o ve melekleri size Allah'ın rahmetini ulaştırırlar. Allah size rahmet eder. Melekler sizin için istiğfar eder ki siz zulümattan nura çıkasınız diye. Yani sizi karanlıklardan nura çıkarsınlar diye. Ve Cenab-ı Hak peygamberleri gönderme hikmeti olarak da لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ İnsanları zulümattan nura çıkarasın diye gönderdik. Kitabı gönderme sebebi olarak da zulümattan nura çıkarmak olarak Cenab-ı Hak ifade eder, beyan eder. Şimdi demek ki bir zulümat diye bir şey var, bir karanlıklar var. O karanlık korkutucudur. Karanlıkta doğru yolda yürümek zordur. Nereye düşeceğin belli olmaz. Yani onun için bu nedir bu karanlıklar? Nedir bu zulümat? Zulmani perdeler nelerdir? Dediğiniz zaman şöyle izah edilebilir bu. Diyorlar ki insanı Allah'tan başkasına doğru sürükleyen her ilgi, bakınız, insanı Allah'tan başkasına doğru sürükleyen her ilgi, alaka, düşünce ve inanç, insanı başka bir yöne sevk eden her sıfat, haslet ve alışkanlık, Hakk'a yönelik olmayan her muhabbet, düşmanlık ve kin, insanın asli çehresinin üstünü perdeleyen
bir perdedir. Şimdi bakınız, kaç çeşit perde çıktı. Bunların hepsi zulmani perdeler. Neymiş arkadaşlar? Bizim alakalarımız var, ilgilerimiz var. Niye ilgimiz var? Her şeye ilgimiz var aslında. Birçok şeye ilgimiz var. Zaruri ilgilerimiz var, zaruret dediğimiz, olmazsa olmaz. Haciyat dediğimiz ilgiler var, ihtiyaç olduğu hissettiğimiz ilgiler var. Bir de lüzumsuz ilgiler var. Tamam mı? Yemeğe ilgimiz var mı bizim? Var. İçmeye ilgimiz var mı? Var. Evliliğe ilgimiz var mı? Var. İşe, çalışmaya ilgimiz var mı? Var. Değil mi? Elbiseye ilgimiz var mı? Var. Bakınız her şeye, mala, mülke, makama, kariyere, hepsine ilgimiz var mı? Var. Bakınız ilgiler arttıkça artıyor. Çok sayıda ilgimiz var. Her ilgi de gönlümüzü meşgul ediyor mu arkadaşlar? Meşgul ediyor. Yani peki gönlünüzü meşgul ediyorsa sizin odaklanmanızı engelliyor mu ilgiler? Engelliyor. Hatta derler ki mesela çalışmamasanız da sadece çalışacağınız mesele olsun ya da okuduğunuz kitap olsun. Çünkü diyorlar çalışmamasanız eğer dağınık olursa yani birçok şey olursa ilginiz dağılır, odaklanamazsınız, nitelikli çalışma yapamazsınız. Onun için ilgiyi toplamak için derler ki masanızı temiz tutun. Yani bu kişisel gelişimciler, bu anlamda yönetim üzerine seminer verenler bunların altını çizerler. Bu önemli bir şeydir. Sanki şöyle düşünün. Mesela bir bilgisayarda, şimdi bilgisayarlar tabii güçlendi. Eskiden 2-3 program birden çalıştı mı yavaşlardı. Yani dosyayı zor açardı mesela. Diğer programları kapatın derlerdi. Çünkü enerji çekiyor her biri. Şimdi bir bilgisayarda diyelim 20 tane program birden çalışıyor arka planda. Hepsi açık. O bilgisayar ister istemez yorulur, ısınır. Artı yaptığınız işi, işe odaklanamaz. O bile odaklanamaz kendi içinde. Aynen bunun gibi insan beyni, insan zihni, insan kalbi, insan idraki de ilgiler çoğaldıkça odaklanma dediğimiz, teksif dediğimiz vasfını kaybeder. Odaklanılmayan hiçbir işte de derinlikli sonuç alamazsınız. Odaklanılmayan hiçbir işte derinlikli sonuç alamazsınız. Halbuki işte şey nedir arkadaşlar? Dinin ana esaslarından birisi nedir? Kalbimizi daima Allah'a odaklamaktır. Tamam mı? Allah'a odaklamak. Rabb-i kalbi ilallah deriz biz buna. Kalbi Allah'a bağlamak. Her halükarda Allah'la beraber olmak. Nasıl olacak bu? Allah'ı unutmamak. Biz yani birçok ilgimiz var ve bu ilgilerin hepsi bizi çekiyor, kalbimizi meşgul ediyor. Dolayısıyla gafil oluyoruz. İşte Allah'ı unuttuğu anda Allah'ı unutmanın adı gaflettir. Şimdi bu gafleti diyor giderebilmek için bu perdeleri açmamız lazım. İlgi perdeleri. İlgi perdelerini tamam zaruri ise onu zaruret kadar yap kardeşim. Olmazsa olmaz demek. Zaruret olmadığı zaruri olan ilgiyi yerine getirmediğiniz zaman diyelim siz sıhhatli, güzel bir hayat süremeyeceksiniz. Mesela ne gibi? Yahu sen diyelim ki anne babam var. Anne baban hayatta, ben ilgileri sıfırlayacağım diyorsun, anne babayla ilgiyi koparmışsın, her şeyi bitirmişsin. Olmadı. Efendim evlenmişsin ama ben Allah'a kulluğa mani oluyor diye eşinle ilgiyi sıfırlamışsın. Yine olmadı. İşte çocuklarım var, diyorsun ki tamam çocuklarımız var ama ne yapalım ben Allah'a kul olmaya geldim bu dünyaya deyip çocuklarına ilgiyi sıfırlıyorsun. Doğru mu bunlar? Değil. Ha demek ki bir takım ilgiler var, zaruri ilgiler. Bunlar zaruri ilgilerdir. Zaruret diyoruz biz bunlara. Bir de ihtiyaç, normal ihtiyaç, tabii ihtiyacımız var. Tabii ihtiyaç ilgileri de önemlidir. Giyinmeye ihtiyacın var değil mi? Bir elbise alacaksın. Efendim, yiyeceksin, içeceksin. Hani normal ihtiyaçlarını, Allah'ın helal kıldığı ihtiyaçlar bu ilgilerde normal. Bunlar da problem. Ancak lüzumsuz ilgiler olabilir. Olmasa da olur. Yapmasan da olur.
O ilgilerin hepsini keseceksin. Şimdi büyüklerin yaptıkları bu şimdi. Diyorlar ki bunların her biri perde olur sonra. Zaruri ilgiler de, bakın zaruri ilgiler ve ihtiyaç olan ilgiler de haddinden fazla olursa onlar da perdeleşiyor. Bunların hepsi zulmani perdeler olur arkadaşlar. Yani bir insan düşünün, yani her an efendim ne bileyim sürekli işi gücü yemek. Ya yemek tamam zaruri bir ilgidir ama ölmeyecek kadar yemek ya da en azından sıhhatini koruyacak kadar yemek içmek zarurettir. Onun ötesi aşırı oldu mu bu gaflet doğurur. Gaflet doğurur. Aynı şekilde insanın bir şey elbise önemli. Ancak elbiseye tapacak derecede adeta yani ne bileyim her gün ben farklı bir kıyafet giymeliyim öyle düşünün. Her gün ben farklı kıyafet giymeliyim diye. Sürekli çarşı pazarda elbise almaya vakit ayıran bir adam düşünün. Sürekli aynanın karşısında güzel duracağım diye, değil mi? Evden çıkamıyor neredeyse. Bu nedir? Tamam zaruri bir, bunun bir zaruri bir tarafı var ama aşırı olduğu zaman perdeliyor seni. Seni koruyor. Daha önemli ilgilerden alıkoyuyor. Peki insanın eşi, çoluğu, çocuğu, onlarda da aşırı ilgi olur mu? Olur. Bazen insan eşine tapar adeta. Tapacak noktaya gelir. O da zamanla eşi perde olur insana. Çocukları perde olur mu? Olur. Çünkü Cenab-ı Hak ayette bize bunu hatırlatır. لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Bakınız. Sizin mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'tan alıkoymasın. Ama bir taraftan onlarla ilgileneceksin, terbiyelerle ilgileneceksin. Bu zaruri ilgi, ihtiyaç olan ilgi. Ama bir taraftan da onlar seni Allah'tan koparacak derecede onlarla meşgul olmayacaksın o kadar. Malınla meşgul olmayacaksın. Çalışmak ibadettir, tamam. Ancak öyle çalışıyorsun ki Allah hatırına gelmiyor. Dünyaya taparcasına çalışıyorsun. Helal kazanıyorum hocam ben. Tamam helal kazanıyorsun da bu arada unutmaman gereken Allâmül Gûyûb olan o her şeyi bilen Rabbini unutuyorsun. Rabbinden kopuyorsun sen. Halbuki Cenab-ı Hak ne buyuruyor? رِجَالٌ لَا تُلْه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Öyle adamlar var ki onları ticaret ve alışveriş Allah'ın zikrinden alıkoymaz diyor. Ha demek ki insan ticaret yapacak, alışveriş yapacak ama Allah'tan kopmayacak. Ne zaman Allah'tan kopacak derecede ticaret insanı meşgul etmeye başlarsa o zaman fitne oluyor işte. O zaman perde oluyor. Anlatabildim mi arkadaşlar? Zulmani perdelerin bir kısmı böyle ilgilerle oluşuyor. İlgiler, alakalarla oluşuyor. İnançlar, düşünce ve inançlar eğer Allah'ın istediği çerçevenin içine oturmuyorsa akideler, sapkın akideler, bunlar en kalın perde bunlar. En kalın perdeler sapkın inançlardır. İnsanların belki bazen örften getirdiği inançlar olabilir bu. Bazen işte okuduğu bir kitaptan kendinde bir inanç oluşur. O inançlar Kur'an'ın öğrettiği inanç sistemiyle uyumlu değildir. Ve hayata öyle bakmaya başlarsın. Bunlar en kalın perdedir. İşte zulümat perdeleri bunlar. İnanç ve düşünceler perde olur. Ön yargılar oluşturur sende. Yani ama o inandığın şey, o düşünce, o fikriyat Allah ve Resulünün öğrettiği tarzda değildir. Onunla çelişiyordur. Sen ona inanıyorsun. O zaman bu en koyu perde öyle diyelim. Simsiyah perde bunlar. Esas bunlar, bu perdeler insanı Allah'tan koparır. Allah arasında kalın hicaplar oluşturur. Bunlar çok daha önemli. Bunun için mesela derler ki ehli tasavvufta ey evlat eğer manevi terbiyeye girmek istiyorsan evvela akaidini tasih edeceksinler. Akideni düzelteceksinler. Önce akiden düzgün olacak. Akiden ehli sünnet ve cemaat üzere olacak derler. Yani ehli sünnet ve cemaat diyebildiğimiz peygamberimiz ve ashabının ve onların günümüze aktarıcıları olan o alimlerimizin ortaya koyduğu inanç sistemini iyi bileceksin. Allah'a ona göre iman edeceksin. Ahirete imanın öyle olacak.
Meleklere imanın öyle olacak. Kitaplara imanın ona göre olacak. Önce bunu yapacaksın der. Çünkü eğer burada bir yanlışın varsa bu perde seni Allah'a götürmez. Yani Allah'la aranı koparır. Yani Allah'ın razı olacağı bir kul olma şansını kaybedersin. Onun için birinci mesele budur. Öyleyse en kalın perde bir kere zaten inkar perdesi, Allah muhafaza, inkar perdesi zifiri karanlık zaten. Esas Kur'an'ın bahsettiği zulümattan nura çıkarır buyurduğu en kalın perdelerden birincisi inkar perdesidir. İkincisi şirk perdesidir. İnkar, nifak, şirk. Bunlar arkadaşlar en kalın perdelerdir. Kur'an'ın ve peygamberlerin birinci misyonu önce insanları bu karanlık perdelerden kurtarmaktır. Onları nura çıkarmaktır. Dikkat edin, zulümat kelimesi çoğul olarak kullanılmış. Çoğul. Yani tekil değil. Ez-zulmehtir bunun tekili, zulme. Bunun çoğulu zulümattır. Demek ki birçok karanlık perdeler var. Birçok karanlıklar var. Ama bunların içinde de derece derece koyulukları itibariyle en koyusu küfür, inkar perdesi. Sonra şirk, o da inkar sayılır. Nifak, bunların hepsi aynı kategoridedir. Ve inançlardaki sapkın inançlar, yanlış inançlar, sapık inançlar da zulümat oluyor. Bunlardan alıkoymak için ehl-i sünnet akaidini öğrenmeyi şart koşuyor ariflerimiz. Birincisi bu diyor. İnsanın bir takım alışkanlıkları oluyor arkadaşlar. Bazı alışkanlıkları da terk ettiriyorlar. Çünkü o alışkanlıkları, diyelim kötü alışkanlıkları var insanın. Değil mi? Yani ne diyelim? İslam'ın ve sünnetin uygun görmediği insan ailesinden, toplumundan, mahalleden, arkadaşından edindiği alışkanlıklar var. Bu alışkanlıkları da fark ettikleri anda diyorlar ki bunu da terk etmen lazım. İşte kahkahayla gülüyor adam diyor. Allah! Ortalığı neredeyse kahkahaya boğuyor. Yani bu sünnette uygun olmayan bir şey. Ama alışkanlık adam alışkanlık yapmış. İkiye bir gülerken böyle gülüyor. Sınıfı huzursuz ediyor. Onu o alışkanlıktan koparıyorlar. Yani şöyle diyelim, insanın toplumdan edindiği ancak Kur'an'a ve sünnete uymayan, insanın edebine uymayan alışkanlıkları da perde görüyorlar. Çünkü bunlar da mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özellikle o kahkahayla gülmeyi yasaklıyor. Yasaklıyor. Çünkü uyanık insan, Allah'ın farkında olan insan o şekilde gülemez. Tebessüm tavsiye ediliyor. Tebessüm etmek güzel bir şey. Ama sesli gülmek diyelim birbirine. Sesli gülmek çok da öyle güzel bir şey değil. O bakımdan bu bile normal alışkanlık. Ama öyle bazen insan kötü alışkanlıkları oluyor. Değil mi? Yani o haram alışkanlıkları var mesela. Allah muhafaza. Kumara alışmış adam diyelim. İçkiye alışmış adam. Bunlar haram. İşte ne bileyim internette şurada burada kötü alışkanlıkları var insanın. Bütün bunlar terk edilecek. Terk edilmezse ne olur? Terk edilmezse bunlar işte zulümat dediğimiz karanlık perdeleri oluşturuyor. Zulmani perdeleri oluşturuyor. Hakka yönelik olmayan her muhabbet, yani şöyle diyelim ama Allah için olmayan muhabbetler. Hususiyle arkadaşlar, eğer bu muhabbetler insanı Allah'tan alıkoyacak derecede olursa o zaman bunlar da zulmani perde oluyor. Normal muhabbetler aslında zulmani perde haline dönüşüyor, aşırı olursa. Mesela insan babasını sever, değil mi? Efendim, işini sever, eşini sever, çocuklarını sever, ticareti sever, evini sever, arabasını sever, sever. Yani sevgi, yani insanda sevgi tabii bir haslettir. Fakat eğer bu sevgiler insanı Allah sevgisinden, insana Allah sevgisinden, peygamber sevgisinden, Allah yolundaki cihat sevgisinden daha fazla olmaya başladığı andan itibaren bunlar da zulmani perdeler oluyor. Zulmani perdeler.
Çünkü ayet-i kerimede böyle buyuruyor. Kul in kâne âbâüküm diye başlayan ayette de ki sizin babanız, babalarınız, anneleriniz, efendim eşleriniz, ticaretiniz, evleriniz, efendim eğer Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihattan daha sevgiliyse bekleyin diyor Cenab-ı Hak. O zaman akıbetiniz kötü. Kötü akıbetinizi bekleyin. Fetarabbesu. Buna Allah ve Resulü razı değil. O zaman bu muhabbetlerin hepsi insanı Allah'tan onu koyan zulmani perdeye dönüşüyor. Zulmani perdeye dönüşüyor. Evet, öyle sevgiler var. Nurani sevgilerdir. Yani insanı Allah'a yaklaştıran sevgilerdir. Mesela insanın diyelim salihleri sevmesi, insanın peygamberi, ashabı sevmesi, ashab-ı kiramı sevmesi, ehl-i beyti sevmesi, Kur'an'ı sevmesi, Kabe'yi sevmesi, Allah'ın kullarını, müminleri sevmesi. Bunların her biri güzel şeyler. Her biri artı, yani insana Allah'a kurbiyette yol kat ettiren güzel sevgiler. Biliyor ki Allah için sevmekle Allah sever gibi sevmek farklıdır. Allah için sevilen her sevgi aslında eğer meşru sevgi ise, onu da çerçevesini çizeyim, meşru yani Kur'an ve sünnete uygunsa o sevgi, Allah için yapıyorsan o sevgiyi, bu Allah sevgisi sayılır diyorlar. Allah için olan sevgiler Allah sevgisi sayılır. Bir insan diyelim ki alimleri sever Allah için, arifleri severse Allah için, mümin kardeşlerini severse Allah için, bu sevgiler Allah sevgisine dahildir. Bu sevgiler insana perde olmaz. Allah ile insan arasında perde olmaz. Ama böyle olmazsa arkadaşlar, o zaman onlar perdeleşiyor. Düşmanlık ve kin Allah için olmazsa, insan Allah için düşman olur mu olur? Şeytan ve ordusuna karşı, şeytan ve askerlerine karşı, İslam düşmanlarına karşı insanın içinde düşmanlık beslemesi önemlidir. Buna el buğzu fillah deriz. Değil mi? Allah için buğz etmek. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Kime Allah için buğz edeceğiz? Allah düşmanlarına. Kime buğz edeceğiz? Günaha düşman olacağız. Günahkara değil ama günaha düşman olacağız. O düşmanlıklar perde sayılmıyor. Tam tersine Allah için olduğu için o seni zaten Allah'la buluşturuyor. Yani kin insanı Allah'la buluşturur mu? Buluşturur. Ne zaman? Allah için olursa. Efendim. Muhabbet Allah için olursa. Yani ikisi de denk aslında. Allah için sevmekle Allah için buğz etmek ikisi de çok kıymetli. İkisinin de derecesi çok çok yüksek. Bu sebeple bunlar perde sayılmıyor. Ama normal şartlar altında bir Müslümana haset ediyorsun. Bir Müslümana karşı kibirlisin. Tamam, kibirliye karşı kibirli olmak sadaka. Değil mi? Bir yönde. Ama Allah'ın mazlum bir kuluna, güzel bir kuluna karşı üstten bakıyorsun. Kibirleniyorsun. İşte onu çekemiyorsun. Ondaki nimetlerin gitmesini istiyorsun. İçinde böyle kin var. Bunlar da perde oluşturuyor. Diyorlar ki zulmani perdeler daha çok işte imanla, itaatle, Allah'a itaatle bağdaşmayan her fiilimiz, her sözümüz, her davranışımız, her alışkanlığımız zulmani perdedir. Her ilgimiz hatta zulmani perdedir. Şimdi kumar oynamıyorsun ama kumarbazı seviyorsun. Kumarı ben izliyorum sadece diyorsun. Nedir bu? Zulmani perdedir. La zulmani perdedir. Şimdi Ehlullah Hazretleri ne yapıyor? Allah dostları, insanları Allah'tan koparan ya da Allah'ı unutturan bu tür her türlü efendim perdeye karşı savaş açıyor adeta. Aman evladım şuna dikkat et diyor. Yemek yerken diyor, yemekte fani olma adeta. Yemek yerken Allah'ı düşün. Rezzak'ı düşün diyor, bakarız. Ne yapıyor? Senin gönlünü yine Allah'la beraber tutuyor. El kârda, gönül yârda dediğimiz bir hal oluyor. Evet, elin meşgul olabilir, dilin meşgul olabilir, efendim, gözün meşgul olabilir. Ama baktığın her şeyle Allah'ın diyor tecellilerini görmeye çalış. Duyduğun her seste o sesi ölç biç. Allah'ın ölçülerine uyuyor mu uymuyor mu
dinlenebilir bir söz müdür, dinlenmeyen bir söz müdür? Dinlediğin sözün içinde hikmet var mıdır, yok mudur? Bak dikkat et, her birinin içerisinde seni Allah'la buluşturmaya çalışıyorlar. Onun perde olmasının önüne geçiyorlar. Tamam mı? Bir güzellik gördün, bir manzara gördün, efendim cezbetti seni, Subhanallah de diyorlar. Allah Allah, Cenab-ı Hakk'ın cemal tecellisi diye bak ona diyorlar. Allah'ın güzelliğinin bir tecellisi. Güzel bir koku, diyorsun ki Cenab-ı Hak şu çiçeklere ne güzel kokular vermiş diyorsun. Bak, her şeyde onun perde olmaktan alıkoyuyor. İşte zulmani perde dediğimiz, insanın Allah'tan kopmasına sebep olacak şeylere zulmani perdeler diyoruz. Bir de nurani perdeler var arkadaşlar. Nurani perdeler dedikleri ise zahire iyi gibi görünüyor, iyi zaten. Ama yine seni Allah'tan alıkoyuyorsa o da diyor perde olur. Mesela nedir? Sen çok güzel diyelim ki ilim öğreniyorsun. Değil mi? İlim öğrenmek güzel bir şey. Ama ilme kendini o kadar verdin, o kadar verdin ki adeta farzları bile unutacak derecede Allah'tan koptun sen. Bayıldın, öyle güzel bir kitapla karşılaştın ki çok güzel bilgiler var, hikmetler var içinde. Çok güzel ama seni, sana Allah'ı unutturdu. Evet, fiilen güzel bir şey ama Allah'ı unutturdu sana. Bu da nurani perde. Bazen insan, arkadaşlar, diyorlar ki mesela evrad-ı eskarınız var güzel efendim. Nafilelere ehemmiyet veriyorsunuz. Farzları zaten yerine getiriyorsunuz. Ve gayet de yol, manevi yolculukta iyi bir yol alıyorsunuz diyelim. Bu arada Allah sana güzel güzel rüyalar gösteriyor diyelim. Keşfin açılıyor. Firasetin, basiretin açılıyor. Hikmetler açılıyor. Verilmeye başlandı. Sen eğer vereni unutursan diyorlar, o gördüğün rüyaya takılırsan, salih bir rüya ama takıldın bir kere. Keşif keramete takılırsan diyorlar. Tamam mı? Bu da nurani perde olur. Ama bu da perde netice itibariyle. Bundan da geçmen gerekiyor. Yani bunları da Allah'tan bileceksin. Allah'ın bir lütfu diyeceksin, geçeceksin. Yani sanki soğuk bir su içmiş gibi elhamdülillah deyip geçeceksin. Takılıp kalmayacaksın diyorlar. Yani bu manevi güzelliklere de takılıp kalmak, bu da diyorlar insana Allah'tan alıkor. Birisi Hızır'la buluşmayı çok istiyormuş. Menkıb olarak anlatılıyor. Hızır'la ilgili tabii birçok alimlerimizin farklı görüşleri var. Hızır kimdir? Yaşıyor mu, yaşamıyor mu, var mı, yok mu? O tartışmalara girmiyorum. Ama Sufiye, Hızır Aleyhisselam'ın bir şekilde efendim yaşadığını söyler ve görüştüklerini ifade eden alimler, arifler vardır. Menakıplarda anlatılır. İşte bir dervişin de gönlüne takılmış. Ya ben de Hızır'la görüşsem bir diye. İşte işine gidip gelirken her gün bir cüz Kur'an-ı Kerim okuyor yolda. Derken bir gün ona birisi takılmış. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Biraz sohbet etmiş filan. Yol boyu devam etmişler. Tam ayrılacaklar. Bak demiş, sen hep Hızır'la görüşmeyi istiyordun demiş. Bak ben Hızır'ım demiş. Ama demiş, seni bak demiş, bir cüz Kur'an-ı Kerim okumaktan ben bile alıkoydum demiş. Tamam mı? Önemli olan Hızır'la buluşmak değil demiş adeta. Rabbinle buluşmaya devam et. Sen Kelamullah'ı okurken Rabbinle buluşuyordun. Şimdi benimle buluştun, benimle sohbet ettin ya da yol yürüdün. Ama demiş, Kelamullah'la buluşmaktan mahrum kaldın. Bu anlamda arkadaşlar, bazen insanın efendim Hızır'la buluşması güzel bir şey diyelim. Ama bazen o bile nurani perde olur mu? Olur. Bazıları için olmayabilir tabii. Ama burada bir misal, bir menkıbe olarak anlatılır bu. Şunu demek istiyorum. Allah ile irtibatımızı koparıyorsa bir şey, bu zulmani perde olabilir, nurani perde de olabilir. Perde olma bakımından ikisi de perde. Evet, birisi daha koyu bir perde, daha çok
alıkoyuyor insan, insan Allah'tan. Öbürü de yine meşgul ederek, seni meşgul ederek alıkoymuş oluyor. İşte Allah adamları evlatlarını, terbiye ettikleri talebelerini uyanık olmaya davet ediyorlar. Sürekli Allah'la beraberlik şuurunu canlı tut. Hiçbir şey senin bu şuurunu, bu halini bozmasın diye bunu sürekli ikaz ediyorlar. Çünkü insan çoğu zaman kendi kendine bu hakikatleri fark etmeyebiliyor. Dalıp gidiyorsunuz, çok iyi gidiyorum zannediyorsunuz ama yolda oyalanmışsınız. Yani piknik yapıyorsunuz aslında, öyle diyelim. Hedefe varacaktınız, ancak çok iyi bir manzara gördünüz, o manzaraya daldınız, yolu unuttunuz. Hedefe varmayı geciktirdiniz veya hedefi bile unuttunuz. İşte size hedefi unutturan, hedefi geciktiren her şey bir perdedir diyorlar ve bu perdelere dikkat çekiyorlar. Demek ki Allah adamlarının, ariflerin, mürşitlerin terbiye metotlarında evlatlarına, etrafındaki terbiye ettiği kimselere yönelik verdikleri telkinlerin esaslarından biri de bu. Zulmani ve nurani hicaplara karşı uyanık olmak. Onların engellemesi karşısında efendim daha diri durmak ve netice itibariyle bu engellere takılıp kalmamak, yolda kalmamak. Cenab-ı Hak inşallah her birimize bu yönüyle uyanıklık nasip eylesin, firaset ve basiret versin. Yoldan kopmamayı sırat-ı müstakimde böyle düzgün bir şekilde gecikmeden, oturup kalmadan, uyuyup kalmadan hedefe kadar yürümeyi nasip eylesin. Koşmayı diyelim hatta, nasip ve müyesser eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz arkadaşlar.